Berk nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Koskoca 4 sezonu geride bıraktın ve kardeşlerimi finalize ettiniz geçen hafta sonu Aynen. itibariyle. Maalesef biraz üzücü bir şey Evet, bizim hem ama. duygularını merak ediyorum hem de yaz programı nasıl geçecek? Ya şimdi şöyle, bizim iş gerçekten en başladığı günden beri benim için, ya başladı, ben 10. bölümde dahil oldum bizim işe zaten. İlerleyen süreçte hiç beklemediğim bir şekilde gelişti her şey. Yani biz ilk başta başlarken zaten çok böyle hani devam edecek mi etmeyecek mi gibi bir yerde kalıyordu Tolga Barçın. Hani ama hani ben gerçekten beğendiğim, izlediğim bir şeydi. Ailem de hani çok şeydi, sıcaklardı işe karşı. Hep de benim o süreçte arkamdalardı. Ailede oyuncu var mı Berk? Ailemde hiç yok yani. Oyunculuk ve sanatçılık sıfır. Anne baba ne iş yapıyor? Annem güzellik uzmanı, babam sigortacı, broker. Yani işte o süreçte onların da isteği, bir de heyecanı falan da beni tetikledi vesaire. Ben de hani böyle çok uzun süredir gördüğüm, izlediğim, aynı zamanda genç kadro, uzun süredir televizyonda yoktu. Kardeşlerimden önceki süreçte olan şeyler yaşandı, oldu ama sonraki ilerleyen süreçte, yanlış hatırlamıyorsam 2019-2020'de falan, uzun bir süreç ve gençlik işi tarzı şeyler çok piyasada yoktu, ya da çıktıysa da bitti gitti falan gibi. Ama o işte o mahalle yapısı, tekrardan işte televizyonda böyle bu tarz şeyler görmek vesaire, işte genç kadro vesaire, bunlar insanı heyecanlandırıyor oyuncu olarak. Diyorsun ki işte neden olmasın falan. Bir de ben kardeşlerime hiç başlamadan önce zaten bir kere görüştüm. Aa. Aynen, hiç görüşmüştüm. Sonrasında o süreçte bir şeyler olmadı, bir yaz dönemi, bir tanışma süreci o vardı falan filan derken o kadro o ara hazırlandı gibi bir şeyler oldu herhalde. Sonrasında işte, ama herhalde ki hani benim için şeydi o, yani galiba kader dediğimiz gibi bir şey, ya da işte şansım gerçekten orada iyi gidecekmiş ki hayırlısı o oldu benim için ve hani 10. bölümde dahil oldum. Devam edecek mi etmeyecek mi gibi bir yerdeyken birinin eski sevgilisi olarak girdiğim bir işte bir anda böyle şey oldu yani. Öne çıktı Ya karakter. benim için zaten gerçekten, özellikle dediğim gibi, en başından beri hiç beklemediğim kadar bir anda 132 bölüme falan varınca iş. Ben 122 bölümü oynamış oldum. Yani o kadar varınca ben dedim ki hani abi nasıl ayrılacağım ben şimdi bu insanlardan? Yani ailemden çok o insanları görüyorum. Sürekli benim karşımda o insanlar, sabah günaydın, akşam abi iyi sabahlar falan filan modundayız. Karavancı abilerle bilmem ne. Yani gerçekten aile olduk. Yani o lafta kalan bir şey değildi benim için. En azından benim için yani hiç değildi. Ve sonucunda da yani şu anda dediğim gibi, yani duygularımı ifade etmem gerekirse, hem bir yandan kendim için yeni bir şeyler yapacağım için heyecanlıyım. Acaba ne yapacağım şimdi, nasıl bir yol var, nasıl bir karakter, başka ne kadar farklı bir şey oynayabiliriz vesaire diye düşünüyorum. Ama bir yandan da yani çok hüzünlü ayrıldım tabii yani. Çünkü o insanlar yani artık kardeş gibiydik hepimiz içeride. Keyifli zamanlardı yani. Yani 122 bölüm böyle duygularımı burada böyle cümlelerle ifade edebileceğim ya da klavyeyle de ifade edebileceğim bir vaziyette değil. Ki zaten o yüzden veda postunu yayınlarken Instagram'da falan o kadar zorlandım ki yani, Ağladın mı? ya yalan konuşmayayım şimdi, vallahi gözümden yaşlar süzülerek yazdım bazı satırları. Yani çünkü ki zaten yani yalan olmasın, gerçekten menajerimden bile yardım istedim yani. Ya dedim Büşra, Allah'ını seviyorsan bir destek at, eksik Kerim. bir şey olmasın. İnsanlara teşekkür ettik ama bu yeterli mi? Yani ben duygularımı ifade edemiyorum dedim. Ama yani maalesef ki ifade edemiyorsun. Tam da orada galiba zaten işin gerçekliği ortaya çıkıyor. Ne kadar bir şeylerin gerçek olduğu. Çünkü duygularımızı tam ifade edemediğimiz yerlerde, anladığım kadarıyla aslında o tanımlayamadığımız zaman değerli kalıyor galiba, ki anıları benimle muhtemelen 100 yaşıma kadar yaşarsam eğer kalmaya devam İnşallah edecek yaşarsın. yani. Boşluk hissi var mı? Ya henüz yok. 4 gün oldu. Ama tabii ben birazcık şeyim ya, işkolik bir insanım. Yani yalan olmasın ve işkolik bir insan olduğum için de açıkçası ya boşluk hissiyatı değil ama abi hadi ne yapıyoruz? Yapmıyor muyuz bir şey? Ben şey falanım yani, yazın da çalışalım ya, sıkıntı yok. Ben zaten Ağustos'a kadar buradayım gibi bir algım da var. Ki zaten çalışmayı seviyorum. İşimi seviyorum. Zaten o ilk, ya oyunculuğu ilk seçtiğim zamanda da mesela hani böyle soruyorlar neden oyunculuk falan, çok saçma bir soru bence ama hani ben onlara şey diyorum ya, neden oyunculuk değil abi, ama yani şunun cevabını verebilirim: ben sevdiğim işi hani ölene kadar rahat bir şekilde huzurla yapmak istediğim için oyunculuk yani aslında. Çok önemli, çok büyük bir Yani şans keyif, ne keyif sevdiğin şey. almayan bir insanın kolay kolay yapabileceğini düşünmüyorum bu işi Doğru, ya. doğru.
Çok doğru, kesinlikle. Peki böyle bir geriye doğru baktığında kaç yaşında girdin, kaç yaşında çıktın dedin? 4 sene geçti. Ben 2009-2010 gibi ilk oyunculuk eğitimini almaya başladığımda, yani profesyonel anlamda değil ama hani kültür merkezi oyunculuk eğitimi nedir, nereden başlasam falan dediğim dönemler 2009-2010. O dönem bir girdim, bir kültür merkezinde eğitim almaya başladım. Yok, o kardeşlerim için söylüyorum. Ha, kardeşlerim, kardeş 4 sene dedin ya, şimdi 2020. 29'sun yani. 2020, 2020. 4 sene çok uzun bir süre bir Aynen de öyle. o oyuncu için Aynen hayatında. öyle. Neler değişti hayatında duygu olarak? Başlangıçtaki Berk'le şu anki Berk'i böyle bir kıyaslasak nasıl bir Ya, tablo çıkar karşımıza? yaşlanmışım Kıyamam, o kadar da değil yani. ya. Yaşlan ya biraz ya. Gerçekten hepimizin kafa yapısı değişti içeride. Ben onu Evet, fark onu çok ettim merak yani. ediyorum. Çünkü Hepimizin kafa yapısı değişti. karakter de dönüştü bu arada çok büyük bir Evet, şekilde. aynen. Ya zaten evet ya, yani ben Tolga Barçın olarak ilk başladığımda, ya Tolga bana ilk geldiğinde şey olarak geldi bu arada. Bad boy. Yani hani okulun bad boy'u, böyle bir çocuk var. Hani böyle şey diyebileceğimiz kıvamda, motorcu işte, ne bileyim, ya da işte spor arabalarla gezen bad boy tarzı olan, işte okulda arada millete sataşan, işte zengin çocuğu falan bir çocuk gibi geldi bana. Ama yani senaryo bana geliyor sürekli. Ben okuyorum. Abi diyorum ki kendi kendime, yani bad boy, bu bad boyluk bu değil. Bu bad boy'un çok üstü bir şey. Yani başka bir yere gidiyor mevzu falan. Arada böyle kahraman abiye soruyorum, menajerime diyorum ki hani bak abi, bak ben bu karakteri bir yere taşıyacağım ama hani çünkü bana gelen senaryonun boyutu bu. Hani bir sorun olur mu sence falan gibi bir yerdeyim ama oyuncu olarak da kendimi Tolga'da o kadar böyle önü açık hissediyorum ki. Sağ olsun o dönem Serkan Hoca da yani o kadar böyle izin veriyordu ki hepimize. Ben de girdiğim dönemde gerçekten 10. bölümde girmiş gibi değildim yani. Ki benim ilk sahnem, yani 8 kişinin, 8 tane birbirine alışmış insanın içinde tek oyuncu olarak kaldım ve Yeni. ilk sahnem o yani. Ve diyorum ki abi ne yapacağım yani, hani çok heyecanlısın, işte yeni bir iş, yeni bir şey ama aynı zamanda birbirini tanıyan bir gençlik, herkes genç vesaire, birbirine alışmış insanlar ve sahnede şey var abi, işte tamamen ben yönetiyorum sahneyi, o moderatör dediğimiz kısımda bir oyun oynatıyorum ve hani Serkan Hoca bana dedi ki burada şu anda bir oyun var ve bunun yöneticisi sensin, yani herkesi sen canlandıracaksın, herkes ölü burada şu anda. Ölü bir enerjiye sahipler ve sen de bütün mevzu. Abi sonrasında ben tabii Berken'in, hani yani burayı yaptın yaptın çıktın işin içinden çıktın kıvamında bir sahneydi benim için. Hem çok keyifli hem de çok heyecanlı ve stresli bir sahneydi. Ama Serkan Hoca da sağ olsun falan bana çok büyük bir oyun alanı tanıdı ve ben o süreçte çok rahat ettim. İlerleyen bölümlerde vesaire hemen ikinci sahnem Halit'le, yani ondan sonra ve Halit'le dövüşüyorum ya, dövüyorum yani. Hani Kadir'i dövüyorsun falan gibi bir süreç. Serkan Hoca bana diyor ki bak bu adam bana lazım ha bu arada falan yapıyor böyle. Ondan sonra ister istemez böyle daha da tedirgin oluyorsun falan. Çünkü hani birbirini tanımış insanlarda o aksiyon sahnelerinde bir anlaşma süreci oluyor. Anlaşabiliyorsun ve anlaştığın noktadan ilerleyebiliyorsun ama ben onu tanımıyorum, o beni tanımıyor. Yani gerçekten bir aksiyon sahnesi, ciddi anlamda bir hani vurdu kırdı mevzusu falan var gibi bir süreç. Haliyle öyle olunca Halit'le de yeni tanışıyoruz. Ama bir yandan konuşuyorum hani ne yapalım, nasıl istersin? Bak hani riske girmeyelim, seni riske atmayayım falan. O gergin bir süreç gerçekten. Özellikle yeni başladığım bir şeyse. Orada mesela çok zorlandım ama mesela müthiş bir sahne oldu. Halit de sağ olsun yani çok destek oldu ki Halit'in zaten geçmişten kalan bir aksiyon eğitimi var. Tabii. Onunla da beraber Halit o kadar yardımcı oldu ki orada bana yani. Çıktığı Çok güzel zaman bir sahne. bizden üzüldün mü Halit? Ben üzüldüm ya. Ben çok üzüldüm. Ben hatta Tolga'ya bana dediler ki sen çok çaktırma üzüldüğünü ama ben Tolga'nın sahnelerinde bile Halit'e üzüldüğümü gösterdim. İster istemez ya üzüldüm ben Halit'in çıkmasına. O da mesela ilk girdiğim günden beri hep böyle bir kardeş gibi Çok, evet, oldu. çok Hep tatlı böyle gerçekten içeride karakter hepimiz o. çok yakındık. Beni çok çabuk içlerine aldılar mesela. En unutamayacağım şey odur yani. Çok hızlı içlerine girdim ki sonradan giren insanlarda görmediğim şeyi fark ettim. Sonradan giren insanlar olan tavırlarını görünce abi dedim ben çok hızlı içlerine girmişim. Yani sağ olsunlar. 10. bölümde girmeme rağmen bir de girmiş kadardım ben yani sonrasında. Ya işte hani zorlu bir süreçti ve sonradan dediğim gibi Tolga hiç beklenmedik şekilde bir psycho bir hal almaya başladı. Ama yalan yok, ben çok sevdim. Yani oyuncu olarak o kadar büyük bir alanın sana tanınması, hocanın sana izin vermesi, üstüne kattığın şeyleri unuttuğum yerlerde bile bana bak lan burada bunu yapmıştın, unuttun onu yakınında falan dediği yerler oluyordu mesela Serkan hocanın bana. Yani ben orada mesela daha da rahat hissetmeye başladım kendimi. Yani çok huzurluydum yani sette açıkçası. Kötüyü oynamak bana çok
eğitim gibiydi benim için. Gerçekten o alanın bana tanınması falan, sürekli sahnelerimin o kadar aksiyon içermesi ya da ne bileyim bu kadar psycho bir yerden olması falan çok eğlenceliydi ya. Ben çok keyif aldım kötü Tolga'yı oynarken ve sonrasında bir anda halkın kahramanı vaziyetine falan dönüştü. Evet, çok güzel bir evrilmeydi o karakterin. Aynen. Evet, güzel yani sağ olsunlar senaristlerimiz de bunu, yani ben çok korkuyordum yani böyle hiç inandırıcı olmadan. Yok hayır yani çok korktuğum bir yerden dönüşür mü acaba dedim. Yani bir anda hani pazartesi günü kötüyüz ve çarşamba bir anda iyi olduk falan gibi bir şey inşallah olmaz diye bir korkum vardı. Ama hiç de öyle olmadı ve bir hikaye yazıldı. İşte baba geldi, babanın süreci, Çocuğun alt metni aynen çok güzel. Tolga'nın ev hayatındaki o alt metni, yaşadığı hikaye, işte kardeşinin gelmesi, anne kaybı, anne kaybının nasıl olduğu, nasıl yaşandığı, çocuğun sevgisizliği, bu sevgisizliğin içeride dizinin içinde bir yerde işlenmiş olması vesaire. Bunlar mesela gerçekten çok iyi oldu benim için. Hem beni oyuncu olarak doyurdu hem de aynı zamanda Tolga olarak bana bir şey verdi. Yani hani evet abi şu anda bir alt metnim var ve hani bana burası çok destek atabilir dediğim bir yerdeydi. Ve gerçekten de öyle oldu. Beni çok destekledi yani Tolga olarak. Karakteri bir yerden bir yere taşımama çok yardımcı oldu o hikayeler. Yani senaristlerimiz de mesela o konuda bana çok destek oldular yani. Güzel sahnelerim vardı. Yani o yüzden dediğim gibi çok 4 yıl yani tanımlayabileceğim bir vaziyette değil ama Tolga'nın değişimi işte her şeyi oynattı bana ya. Abi oldum, kardeş oldum, birine aşık oldum, kötü oldum, psycho oldum. Psycho iken birini sevdim ve aşık oldum. Üstüne o yani... Aşkını dönüştürdü. Ya aynen o çok başka bir dönüşümdü benim için. Ve mesela benim en sevdiğim şey beni birine aşık ettikten sonra iyi yapmadılar. Hemen iyi olmadım ben. Ona aşık olmaya devam ettim ama dışarıda ona çok naif bir yerdeyken bir yerde yani bizim aslında gerçek diye tanımlayabileceğimiz vaziyet odur ya. Doğru. Biri hemen öyle dönüşmez. Aşık olur ama ona iyi ve naif kalmaya devam eder ama dışarıda hala bir yerlerde estirmeye devam ediyordur gibi bir yerdeydi Tolga ve bu benim çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Evet. Bu kadar dizinin 4 sene boyunca sürmesinin altında da gerçekçi olması, evet, ve insanların kendinden bir şeyler bulması. Evet. Bir Yiğit Bilal karakteri de öyleydi aynı şekilde. Diğer aynen. Çok böyle bazı karakterler biraz daha öne çıktı. Ya çok senin... gerçekti ya. Hı-hı. Yani bizim işte ben mesela arada bir izlerken onu çok fark ettim. O kadar bizim içimizdendi ki bizim hikayeler. Yani dizinin girişi, dizinin başlangıcı, dizinin jeneriği falan bunları atlayamam yani. İşte yani geçiş sahnelerimiz mesela öyle işte drone geçiş vesaire falan gibi şeylerdi de daha ziyade hep böyle kümeste bayağı bir kapıdan birinin çıkıp diğer kapıdan içeri girip günaydın falan bunlar mesela çok hayatımızdan bizden şeyler ya yani bunların ben seyirciye çok sıcak hissettirdiğini düşünüyorum. Doğru. Bizi izleten şeyler için içinde her şeyin olması bence. Yani aksiyon var, dram var, komedi var. Ondan sonra işte manyaklık var, delilik var, deli dolu sahneler var. Dramın Allah'ı da var, dramın çok böyle şeyi de var. Derin olmayanı altta bir yerlerde bir aynı çizgide kalanı da var falan gibi. Yani o yüzden ben... Ve en altta bir aile bağı ve dayanışmayı evet. Destekleyen ve aslında bir arada olduğumuzda her şeyi başaracağımız duygusu çok güzel evet. Verildi gerçekten. Evet, aynen öyle. Çok doğru. Peki bundan sonra kariyerini nasıl yöneteceksin? Çok önemli işlerde yer aldın. Muhteşem Yüzyıl, demin konuştuk seninle. Evet. Muhteşem Yüzyıl, Söz, yani Kardeşlerim, yani hep böyle çok toplumun dizi hafızasının en önemli işlerinin içinde yer aldın. Bu anlamda hani bundan sonra süreci nasıl yöneteceksin? Bir de zor bir şey. Başarılı şeylerin içinde yer aldıktan sonra da seçim yapmak da zordur senin için. Evet, yani aslında ben işte Kösem olsun, Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonunda yer aldım. İşte Söz falan, yani benim en büyük şansım dediğim gibi onlarda bazı ufak tefek şansızlıklarım oldu. Yani işte başladı, devam edemedik, bitti falan. Sözdeki gibi. Olayı anlatıyorsun. Aynen, Sözdeki olay, yani o saçımı kaşımı kazıttıktan sonraki özellikle devam edememe durumu birazcık psikolojik olarak insanı etkiliyor. Ama mesela hiçbir zaman şey demedim. Hani Allah kahretsin, yapmasaymışım keşke dediğim bir yerde değil benim için. İyi ki yapmışım ve iyi ki onda tecrübe etmişim. Ne hissettin etmişim. Orada? O görüntü çok acayipti. Yüzü, kaşların yok, saçların yok. Ya... Şey çok garip yani işte sakallı ve işte saç kaş falan gidiyorsun, bir karavana giriyorsun. Karavana hemen girerken birkaç insana selam verdim falan. 2 dakika sonra o aynı karavanda, kuaför karavanından çıktıktan hemen sonra aşağıda aynı insana bir daha dedim ki ben ne yapayım şimdi falan dedim. Kız bana dedi ki pardon siz falan yaptı bana böyle. O kadar kayıp yani hani orada o işte saç kaş yani o kadar önemliymiş ki özellikle kaş yani. Saç değil ama
Kaş gerçekten yani çok önemliymiş yani. Tabii, tabii. Bayağı kaş sanatı diyorlar ya artık evet, yani. Evet, aynen öyle yani. Ciddi de gelir kaynağı aynı zamanda bu aynen, tasarımı çoğu insan değiştiriyor. Gelir kaynağı aynı zamanda da işte bazı ya kaş ciddi anlamda insanın görüntüsünü değiştiriyor. Yani bunun bir Sen bizzat sanatı yaşadın var onu. yani. Ben bizzat yaşadım. Ve yalan yok yani hani öyle çemen çıktı falan da değil. Yani ben bayağı baktım yani araştırdım. 3 ay çıkmama ihtimali ya da ne bileyim küsme ihtimali vesaire bunları falan göz önünde bulundurdum. Ama ona rağmen dedim ki yani bir yerde risk almak lazım ya falan dediğim bir noktaydı. Bir yerde trafikte arabayı sağa çektim. Bir şeyler okudum. Dedim ki hani yapılır ya herhalde falan dedim. Ondan sonra aradım dedim ki tamam okeyim ben dedim. Rejiler de mesela beni her aradığında şey dedi. Kaşı keseceğiz biliyorsunuz değil mi falan gibi. Onların da hiç inanmadığı bir yerdeydi. Benim için değişik bir duyguydu. Bir anda bir çıktım ve bana şey falan diyorlar işte. Psikolojik destek ister misin? Hani psikiyatrist falan ister misin? Yani görüşmek ister Çok misin doğru falan. bir tavsiye bu arada. Evet Biz de hani bana genelde böyle şeylerle kaçılan geldi. Ben 2,5 ay, 3 ay kadar zaten bir şapkayla gezdim yani sıcağın alnında. Yaza denk geldi. Tam sezon finaline denk geldim falan. şimdi bayağı kabak yani kafaya Evet şey. baya kafa kabak, kaş yok. Oturduğun bir yerde kafede mesela vesaire oturduğunda falan hemen insanlar böyle. Şöyle şeyler vardı yani böyle. Ay o bakışlar da çok Tabii rahatsız tabii edici. yani ay çok üzüldük falan filan ay hasta galiba falan böyle bakışlar ya öyle şeylerle de karşılaşıyorsun. Tabii yani hani bu çok üzücü bir şey yani. Aslında şans bir taraftan hani bu yaşta o yaşta o zaman kaçtın yaş? Yani Bir matematiğimizi konuştur. ya hatırlamıyorum inanki ama Neyse 2016-2017. 2017, 2017, 2018 o civarlarda herhalde 19-20 yaşında falandım yani. O yaşta çünkü genellikle bizde şey oluyor ya bir süre sonra hani Hollywood'da bu tarz şeyler çok yapılıyor. Uçlara gidiyor oyuncular, marjinalitenin Aynen. dibi falan. Bizde bu tarz oyuncuları zorlayan ya da şekilden şekilde girmesini sağlayan şey çok fazla yok. Evet, Rol evet, evet. varyasyonları o anlamda. Ama mesela işte kimlerde göre kilo alıp veriliyor ama bu Evet. kadar böyle hani saçlar kaşlar çünkü bir de geç uzuyor saç. Hani gerçi erkeklerin daha hızlı hani kısa kullandığımız için ama Evet. hani o Ya anlamda. saç beni çok etkilemedi zaten. Benim en Kaç. etkilendiğim yer kaş oldu. Yani etkilendiğim derken yani işte şimdi bir dizi devam ediyordu. İkinci sezon bilmem ne. İkinci sezonun çıktığımız üçüncü sezonu hemen çekmeye başladık. Senaryo beklediğimiz bir noktada ilerlemedi, bitti vesaire bir şeyler oldu falan Boşa derken yaptın ben gibi bir oldu. anda kaşsız bir şekilde hayatıma 2,5 ay devam etmek durumunda kaldım. Geç mi uzadı? 2,5 ay sürdü eski Yani haline bakımlar dönmesi. falan da mı Tabii zorladın? işte biyotinler, vitaminler, ek vitaminler, serumlar, işte badem yağları Bayağı vesaire falan filan. tıraşlandı ama değil mi? Şey oldu Tabii, yani. tabii. Tıraşlandı mı Ters genel? Ha bir de. jilet. Falan gibi bir yerde. Ama şöyle bir şey de gördüm mesela. O dönem Belçika'da yanlış hatırlamıyorsam bir dizide bir albino'yu oynayan ama gerçekten albino olan bir adam vardı. Orijinalde de adam albino hasta. Adam bana Instagram'da böyle bir şey Türkiye'de ilk defa görüyorum. Tebrik ederim seni diye mesaj attı. Nereden görmüş seni? Bayağı şey Biz paylaşımlar bayağı var. evet. Öyle özel Sosyal bir. medya üzerinden bir yerden işte kaşıyor. Bir de Söz zaten Çok. çok fenomen bir diziydi. Aynen. Benim girdiğim Yurt dönemde. satışı çok olmasa da. Evet yani müthiş bir diziydi. O dönemde herhalde bir yerlerden denk geldi. Yani Söz'ün herhalde fan sayfalarının bile çok ciddi anlamda zaten şeyi vardı. Takipçisi falan filan vardı. Ben mesela bir fan sayfasını gördüm dedim. Bu nasıl fan sayfası yani? Söz kadar şeyi var yani takipçisi var falan gibiydi. Böyle bir şey bile gördüm, yaşadım mesela yani. Buradan sonraki süreçte ne yapacağım? Ben de merak ediyorum. Yani çok fazla böyle benim böyle bir art house takıntım var. Yani ben böyle sinemaya bilmem ne bir şeyleri izlemeye gittiğimde falan her zaman böyle genelde şeyi tercih ediyorum. İşte başka sinemaya gideyim. Oradaki işleri izleyeyim, oradaki işlere bakayım. Öğlenin dördünde falan film izlemeye giderim ki mesela eğer ki işim olmazsa oradan çıkınca bir tane daha izleyebileyim falan gibi. Çok güzel bunlar. Yani öyle art house işlere bir takıntım var ve art house işleri gerek yabancısı gerek bizimkilerin yaptığı falan çok başarılı işler var. O tarz işleri izlediğimde falan böyle çok çekiyor beni. Oradaki orada da mesela ciddi anlamda bir oyun alanın geniş. Oyun alanının geniş olması, işte mekan seslerinin falan bile işlerin hepsinde tamamen kullanılıyor olması ve işte çok ufak tefek şeylere takılmadan ciddi o sahnelerin içeriğindeki o gergin anlar vesaire falan beni çok etkiliyor. O yüzden art house işlere bir takıntım var. Eğer ki öyle bir şey olursa çok istiyorum öyle bir şey yapmayı. Onun dışında şu an işte okuduğumuz işler var, görüştüğümüz yerler var. Beni heyecanlandıran şeyler var. Aynı zamanda acaba olsa nasıl olur dediğim, hiç beklemediğim çok farklı şeyler de var. Şu an okuduğum bir yerdeyim. Beyaz Ferde'yi çok istiyorum bu ilerleyen süreçte.
Güzel bir beyaz perde yapmak, güzel bir sinema iş, güzel bir işte gişe işinde ya da dediğim gibi art house'da olur o şekil bir şeyde yer almak ya da bir festival filminde yer almak çok istiyorum. Yani bu böyle dertlerim var. İşin sanatsal kısmına bakarsam aslında bir art house takıntım var. Ama işin bu tarafına baktığımda da yani dizi, sinema ne yapacağım mesela iyi bir senaryo beni çok heyecanlandıran ki gerçekten ben Tolga'yı da ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Yani kötüyü oynamak orada benim için çok başka bir şeydi ki hala bu arada yani oynarım. Çünkü kötüyü oynamak çok keyif. O kötü saf kötü olmadığında daha bir derine indiğimizde başka dertleri olduğunda o daha da çekiyor beni. Ya ben böyle derinlemesine işlenen karakterler benim hoşuma gidiyor. Beni çok alıyor yani. Ne yapabilirim vesaire o stres anı, şunu mu koysam bunu mu koysam falan filan. Yani beni böyle birazcık ikircikli bir yerde kalıyor olması beni çok heyecanlandırıyor Benim açıkçası. hep gözlemim şu, genellikle bu tarz proje olaylarında ileriye dönük plan yaparken gelen teklifleri işte başrol mü değil mi, rolün ağırlığı üzerinden bakanlar var. Senin buradaki kıstasın ne? Benim öyle bir kıstasım yok. Yani aman ille de başrol Ya da olsun rolün falan. ağırlığı. Ya da aynen rolünü. Sen zaten onu alıp bir yere taşırsın. Ya şöyle bir şeyim var açıkçası. Rolün tabii ki ağırlığını bir noktada şöyle düşünmek gerekiyor. Dediğim gibi bazı zamanlarda işte bu senaryosal değişimler oldu ve devam edemedim dediğim Tabii. yerler vardı ya. Şimdi onları düşündüğüm zaman rolün ağırlığı o noktada işte yani daha böyle hani Vazgeçilip olup olmayacak. aynı hani daha böyle hani şımarık bir yerden değil de daha ziyade hani bir nevi artık düşünmemiz gerekiyor. Yani devam edebilirliği, kalitesi, dediğim gibi oynanılabilir alanı. Mesela bunları düşündüğümüz zaman rolün ağırlığı evet önemli. Ama yani hani ille de buradan çıktım bir başrol olayım, başrol takıntısı falan böyle bir derdim açıkçası yok. Ha böyle bir şey gelse o başrolün senaryosuna düzgün bir şekilde bakıp yine onun derinliği var mı araştırır mıyım? İyice bunu inceler miyim? Evet incelerim. Yani çünkü başrol olduğu noktada da ille de böyle hani çok altı boş bir şey olsun ister miyim? İstemeyebilirim onu ya. Yani onu böyle, onu da dediğim gibi böyle çok şımarık bir yerden söylemiyorum ama oyuncu olarak gerçekten doymak istediğim bir dönemdeyim diyebilirim yani. Çünkü dediğim gibi 4 sezon bir iş yaptık. Müthiş bir iş oldu. Herkesin eline koluna yüreğine sağlık. Çok farklı bir anda kendi karakterim kötüyken başka yerlere evrildi. Çok başka insanları oynadığım yerler oldu. Tolga'da kalarak başka şeyler oynamak durumunda kaldım. Bu beni çok besledi. Şimdi başka şeylerin bir noktada işte beni beslemesini istediğim bir yerdeyim. Ama tabii ki mesela art house bir şey yaparım yazın ve o beni çok doyurur. Başka bir şey gelir ve orada sadece tamamen kariyerime odaklı bir şey yapmam gerekir. Onu kabul eder miyim? Evet ederim. Buna göre yolunu çizeceksin. Peki böyle diziye baktığım zaman böyle senin en, ya çok iyi anlaştık, İyi ki onunla yollarımız kesişti dediğin kim var? Cihan. Ya değil mi? Ben de çok seviyorum Ben kendisini. Cihan'ı Çok atlayamam. Yani özel bir çocuk. Cihan Şimşek ya gerçekten Cihan mükemmel bir adam. Bana şey diyor mesela bir tane sahnede bir şey vardı. Dedi ki yani benim Oğulcan'la acaba ortak özelliğim ne ya falan filan dedi bana böyle. Oğulcan'ın özelliğiyle özelliklerin olduğu bir metin var. Ya dedi ki ben burada bakıyorum dedi. Bu metinde benim Oğulcan'la sence neyim var ki dedi böyle karavanda sordu bana. Onu dedim en önemlisi merhamet dedim yani. Sen dedim çok merhametli bir insansın. Bu dedim öyle yani dünya üzerinde herkeste bulabileceğin bir şey değil. Gerçek olması ama. Evet senin kadar gerçekten merhametli bir insansın sen ya ve hani gerek işte sokak hayvanlarına, gerek çevresindeki insanlara, gerek insan sevgisine vesaire bunlara baktığında gerçekten o çok merhametli bir insan. Ben mesela tek de yani direktman okuduğum senaryonun üzerinde bana dedi ki acaba ne bu dedi falan. Ben hiç kafamı Cihan'a bile çevirmeden onu dedim merhamet. Yani bunu sorgulamana gerek yok. Yani çünkü gerçekten öyle. Yani çok zor. Yani ülkemizde bu kadar içten derinden bunu gösteren de demeyeyim de göstermesine gerek olmadan çok içten bir yerden yapan insan bulmak çok zor. Evet, ben dün gittiğim zaman da hepiniz oradaydınız ya, ne Evet. kadar güzel bir ortamdı. Aslında hani sanki böyle veda yemeğinde bir araya gelen Evet, insanlar gibi aynen öyle. ayrılanlar da gelmişti ve Aynen öyle. herkesle de o kardeşlik bağını kurabilmiş. Hani Evet. kardeşlerim de oynayıp o duygu ve ismin hakkını taşıyan az sayıda kişiden biri herhalde. Aynen öyle. Çünkü bir takım egosal setten de gelen Evet. şeyler duyduk. Ya çok Bu genç ortamı olunca tabii insanın birbirinizle korkuları hani olabiliyor öne tabii. çıkan, geride kalan, işte kavgalar, gerginlikler, Aynen. konuşmamalar falan, öyle şeyler çok yaşanmış. Peki seni çok üzen bir şey olur mu bu 4 yıllık süreçte? Üzen, kıran, hani böyle geriye dönüp baktığında. Genelde insanlar iyi şeyleri hatırlamak ister ki iyi de bu Ya olması da iyi bir şey. beni üzen ya gerçekten çok garip ama 4 sene boyunca böyle gerçek anlamda üzüldüğüm bir şey olmadı ya. Tabii ki Çok güzel bir şey. üzüldüğümüz şeyler oldu yani böyle insanlar girdi çıktı diziden vesaire falan.
Bunlara üzüldük. Ama anladığım kadarıyla zaten senin sorduğun soru daha ziyade gerçek anlamda Evet. seni çok derinden etkileyen bir Kırdı şey. ha. Yok, beni öyle çok kıran, derinden Hani etkileyen bir şey şey oluyor yaşamadım ya. genellikle. Ben mesela kamera arkasında konuştuğumuzda insanlarla işte bana şunu bunu yaptı falan böyle bir mobbinge maruz kaldım ama unuttum ama şöyle oldu bana kötü davrandı ya da biri bir böyle şeyleri insanlar genellikle işini kaybetmemek, Anladım. geçimsiz algılanmamak için Evet, çok evet. üstünü örtüyor ya. O anlamda hani illa isim vermek değil de genel olarak böyle 4 yıl çünkü çok uzun bir süre ve kıyafet bile giyiyorsun yıpranıyor. Yani normal devam etmesi başta nasılsa aynı şekilde etmesi mümkün değil. Ya Bu kadar duygunun bir arada geçinmek zorunda olduğum bir ortam olunca da ayrıca bir zor yani. bizde o kadar çok mesela arka ekipte insan değişti ki. Mesela hani şunu söyleyebilirim. Bizim arka ekibimizde çok fazla insan değişti. Ben çok etliye sütlüye karışmadan geleyim, işimi yapayım ve gideyim kafasında bir insanım. Evet, en güzeli de o zaten. Ve sektöre girdiğim günden beri en dikkat etmeye çalıştığım şey bu. Ama Çünkü yine de olayların içinde bulursun evet, kendini ister istemez maalesef bazı ki. şeylerin içerisinde kendini bulabiliyorsun. Ben sadece bile isteye, ya başkasının bana yaptığı bir şey olmadı ama bile isteye olmasa bile benim muhtemelen kırdığım insanlar olmuş olabilir. Yani işte bazen o set ortamında ciddi bir yetiştirme süreci, bir şey ortamı. Kimi kırdığımı bilmiyorum bu arada. Ama eğer kırdıysam mesela gerçekten kusura bakmasın kimse. Çünkü o set ortamında ister istemez bazı yerlerde gergin olabiliyor. Doğru. Ama ben gerçekten muhtemelen biraz dışarıda kaldığım için, olayların dışında kaldığım için, yani şaka yapmıyorum. Ben gerçekten hiç üzüleceğim bir şey yaşamadım. Ama mesela yalan yok, ben mesela Nilsu giderken çok üzülmüştüm. Kız arkadaşın. Yani şu an kız arkadaşım. O zaman peki o ilişkiyi de sorayım. Çünkü o diziden sana kalan en güzel şeylerden biri. Evet. Ben de Nisu ile geçenlerde bir ortamda karşılaştık. Biraz uzun sohbet ettik ve çok zeki, çok böyle farkındalığı fazla olan bir kız Evet, çocuğu. kendi eşiyle hiç alakası yok Aynen. değilsin. Çok şey ben de şaşırdım. Allah Allah dedim. Hani bazen şey oluyor ya böyle şimdi ben artık yaşım kemale erdiği için böyle genç kuşak böyle bir şeyleri anlatırken diyorsun bu kadar yaşamadığı duyguları ya da yaşanmışlığı olmayan biri bu kadar ileri görüşlü nasıl olabiliyor? Acaba ezbere mi konuşuyor yoksa gerçekten bu onun duygusu mu diye merak ediyorum. Baktım bayağı birkaç şey daha konuştukça çünkü hani konuştukça açılıyor Evet. ya insan. Hayır öyle değil. Gerçekten zeki bir çocuk ve aynı zamanda da kendini geliştirmiş ve humanist bir tarafı da var. İnsanları Evet, aynen. sevebiliyor da aynı zamanda. Kıskanç ve şey değil hani ya da ben hayattan bir şeyler koparayım değil. Hani ne koyabilirim, ne anlayabilirim, nasıl gelişebilirim noktasında olan bir çocuk. Yani Nisu'nun mesela dediğim gibi bunu mesela soranlar oldu. Şimdi bizim zaten dizideyken gerçekten hiçbir şeyim yoktu. Abi birbirinizi beğenmişsiniz. Yani şöyle ki diziden çıktıktan sonra, yani dizideyken aramızda hiçbir şey olmadı, bir şey yoktu ama yani ben Nisu'yla diziden çıktıktan sonra baya ilerleyen bir süreçten sonra zaten İlişkiye döndü direkt. bizim ilişkiye döndü. Ama yani dediğim gibi ben hiçbir zaman ki gerçekten o tarz şeylerin içinde disiplinimi biraz korumaya çalışan ve bu konuda takıntısı olan bir insan. Takıntılarım olduğu için bu konuda benim çok dikkat ediyorum yani setteki hareketlerime vesaire, aman şöyle mi oldu, aman böyle mi oldu, aman şöyle algılanması vesaire. Nisu ile bizim anlaşmamızı sağlayan şey ve Nisu'nun gitmesine en çok üzülmeme sebep olan şey şuydu. Biz Nisu ile, o da çok disiplinli. O da çok disiplinli, çok okuyan, çok böyle sahneler üzerinde vesaire çalışan. Ya ben sokakta yer bulamadığımız için, karavanların henüz gelmediği bir anda yer bulamadığımız için sokakta bağıra bağıra bir sahneyi çalıştığımızı hatırlıyorum. Öyle güzel anılarınız Nisu'yla var yani. böyle değişik anılarımız var yani. Güzel, keyifli diyebileceğim anılarımız var. Ve haliyle böyle insanlarla böyle bağlar vesaire falan kurduğunda bunlar çok değerli olur. Yani çok değerli oluyor ve bu sadece sevgiden vesaireden, işte aman ondan hoşlandığımdan olmuyor. Tamamen ben birazcık dediğim gibi işkolik, işine bağımlı ve oyunculuk dediğimiz mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışan ve buna takıntısı olan bir insan. Elimden geldiğince. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve Nisu da kendisini geliştirmeye çalışıyor. Hem insani yönde hem oyunculuk anlamında. Biz sahneleri o kadar böyle çalışıp o kadar incine, cincine, derinine, tepesine, cartına, yurtuna indiğimiz için çok fazla şey paylaşma şansımız oldu. O paylaşma döneminde ben dedim ki ya gerçekten yaşıyla alakası olmayan bir insan.
Öyle olunca tabii haliyle onun gidişatı, onun gidişi vesaire falan çok zorladı beni. Sette beraber zaman geçirmekten doğan bir yakınlık var. Evet. Sonra iş bittikten sonra aslında gerçek ilişkinin gerçek olup olmadığı orada ortaya çıkıyor. Birçok set aşkı veya birçok bu tarz yakınlık o zaman birlikte zaman geçirme olayı zorunlu olarak ortadan kalkınca aslında gerçeği ortaya çıkıyor ilişkinin diyeyim daha doğrusu. Sizin bu zaman geçmesine rağmen ilişkinizin devam ediyor olması da aslında bir anlamda duyguların gerçek olduğunu gösteriyor Bizimki. diyebilir miyiz? Uzun uzun Aynen, aynen toparlayamadım. bizimkisi hiç öyle yok, aman şey yapalım, aman gözüksün, aman işte gösterelim, herkes duysun, bir şey, hiç öyle bir derdimiz olmadı ki. Hatta biz çok uzun, yani bir süre, yani bunu bir magazin değeri olarak gördüğümüzden değil. Biz bunu bir süre bu şekilde yayılmayalım piyasaya. Çünkü ikimizin de dediğim gibi kardeşlerim çok üst seviyede, çok ciddi anlamda kitlesi olan bir iş. Ama haliyle işte oradan çıktık, sevgili olduk. Oradan çıktıktan sonraki süreçte ve bunu direktman piyasada gösterdik. Böyle bir algı yaratılsın istemedik biz aslında. Yani. Ve bu yüzden dolayı hatta bazı yerlerde yalan yok yani. Biraz gizlemeye çalıştığımız oldu yani. Nisu da istemedi. Birazcık bu aslında mesleğe olan saygımızla alakalı. Yani direktman böyle aman oyuncular ve işte şöyle piyasaya çıktılar ve işte sevgili oldular da piyasada şey oldu, patladı falan filan dönsün istemedik açıkçası. Sadece bir gün bir çok böyle ani bir kararla, Ödül töreninde. yok bir G2'nin bir töreninde, daha doğrusu yılbaşı etkinliğinde Evet, ben yanlış hatırlamıyorsam. yayınlamıştım hatta. Evet, evet ha, evet, doğru. Röportaj bir anda çalıştığım yerde. Röportaj bir anda öyle bir izlendi ki hani hatta gelen haberler Sağ şey olsun. benim beraber çalıştığım muhabir ve kameraman arkadaş yani ne oluyor hani çok da hani falan hani ne yapalım çekmek zorunda mıyız gibi olmuşlar. Bir sürü selebriti var tabii siz gencecik insanlarsınız falan. Değersizlik anlamında değil ama şey olarak popülarite anlamında hani falan bir anda sizin röportaj birçok selebritinin önüne geçti. Bir milyonlar falan ne oluyor falan oldu herkes inanılmaz da bir merak ediliyormuş demek ki Sağ ilişkiniz. olsunlar. Yine dediğim gibi işte bizim kitle ve işte o hiç kimsenin beklemediği bir anda böyle bir şey patladı falan bir Aşık mısınız hala? noktada. Merak ediyorum. Ya tabii ki canım. Yani çok yani seviyoruz birbirimizi. Bir şeyler yapmak çok keyifli bizim için. Şu anda Nisu'nun bir okul süreci var vesaire. Yani dediğim gibi ilişki dediğimiz şeyin emek istediğini düşünen bir insanım ben ve hani ikimizin de birbirine olan saygısı çok zor olan anlarda bile devam ediyor olması çok önemli bir şey mesela. O çok disiplinli. Ben aynı şekilde korumaya çalışıyorum. Her zaman disiplinli kalmaya, olmaya çalışıyorum. Ve gerçekten onun en sevdiğim özelliği bu kadar disiplinli olması. Çünkü benim okul hayatım da öyle. Benziyorsunuz birbirine. Evet, benziyoruz bir noktada. Belki de o da çekiyor biraz. Bizi birbirimize. Güzel de bir Yani kız. tabii şey İlk yani. gördüğünde bir duygu oluşmuş muydu böyle? Hayır. Aha, Hiç zamanla. öyle bir Zaten şey o olmadı. zaman senin hayatında başkası varmış Tabii zaten. aynen. Hiç O öyle bir yüzden şey biz zaman olmadı. sonra gelişti Tabii diyorsun. tabii hiç öyle bir şey olmadı ki zaten en başta Nisu Cemile olarak bizim diziye dahil olduğunda benimle alakası olan bir karakter dedi. Sonra. Aynen sonradan iş oralara döndü falan vesaire bir şeyler Bu da oldu. çok güzel bir şey. Yani hani hikayenin içinde böyle kendiliğinden gelişen, bu da senin bahsettiğin işine olan aşkın ve karakteri bir yere taşımak hali. Yani bir Evet yerden evet. alıp bir yere taşıyorsun. Çok güzel bir şey bu. Ben Nisu'nun yanına gittim. Nisu'nun bir gün önce seti çok geç bitmiş vesaire, çok yorgun bir haldeydi. İlk defa partner sahnesi çekeceğiz bana. Ben gittim işte karavana tanışmaya. Dedim merhaba ben Berk işte falan. O da ben de Nisu falan. Ama ölüyor yorgunluktan yani ve uykusuz. Yani ciddi anlamda dedim ezber bir Şu laf. an üzülmüş şeyle konuşuyorsun. Onu Aynen. hissediyorum sesinden. Laf geçelim mi Ha? falan dedim. Dedi geçelim ya falan dedi. Önce biz lafı geçtik böyle. Ben içimden dedim ki eyvah. Ezberi yok. Eyvah dedim. Oğlum ne oldu? Ne yapacağız Senin de falan böyle. disiplinli Kafamda böyle deli sorular bilmem ne. Sonra ezberi geçtik geçtik. İyice oturdu sahne bilmem ne. Ama böyle hala soru işaretlerim var. Çünkü ilk sahnemiz. biri. İlk sahne olunca ister istemez bir şey. Bir de biliyorsun bizim işte çok bu partnerlik vesaire falan filan Uyum ciddi çok önemli. izleniyor. Orada bir uyuma bakıyor insanlar vesaire bilmem ne. Öyle bir derdim de yoktu bu arada. Sadece hakkını vererek oynama isteğim var her zaman. O noktada da yani böyle bir şey yazılmış ve yazılan şeyin hakkını vererek oynamak bizim lüksümüz değil. Bizim görevimiz Doğru. bir Ne noktada. güzel dedin Ve işte orada. bizden bunu bekliyor insanlar. Hem işte izleyenler hem aynı zamanda her şeyden önce hoca, yapımcılar vesaire onlar bizden onu Sorumluluk. bekliyorlar. Bu bir sorumluluk bilinci tamamen. Otomatikman ben dedim ki yandık yani herhalde. Sonra biz sahneyi oynadık falan bilmem ne. O biz hiç Büyülendim. beklemiyorduk ve sahneyi oynadık. Sahne çok keyifli geçti. Zorlandığımız yerler de oldu bu arada ama çok keyifli geçti. Ve ciddi anlamda hiç beklemediğim bir şekilde Nisu bana mesaj attı sahne yayınlandıktan sonra. Dedi ki Berk hani
bu ne dedi bana yani, ne olmuş falan dedim. Bana attı sahneyi, ya dedi bu hiç beklemiyorduk, bir şeyimiz yoktu. Bir anda patladı o sahneye, yayıldı falan. Biz de sahneyi izledik, o kadar tatlı olmuş ki sahne yani. Yani çok keyifliydi. Daha keyifli de çıkmış bu arada. Yani hani tepkilerimiz vesaire falan filan. Sonrasında zaten sahnelerimizi daha da bir asılmaya başladık. İster istemez öyle oluyor. Yani bakıyorsun böyle yayılmış, patlamış, insanlar tarafından sevilmiş, beğenilmiş. Yarattığın şeyin üzerine daha da katma Doğru. isteği oluyor bu sefer. İştahınızı İkisinde. artırıyor. Tabii iştahını artıyor Egonuz, otomatikman. her şeyiniz. Ya aynı her şey o an devreye giriyor. Otomatikman üstüne üstlük bir de belli bir bağ da kuruyorsun. Ve o kurduğun bağın içinde diyorsun ki abi tamam hani çok iyi anlaşıyor. Paslaşıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Paslaşabiliyor. Yani çünkü Hikayesi mi bitti? Nisun'un gitmesinin evet, özel bir Nilsun nedeni var mı hikayesi bizim bitti. Çünkü bilmediğimiz? dediğim gibi ben iyiye dönüşmemi istemedikleri bir yerdeydim zaten. Anladım. Hikayenin ruhuna Kötü hitap etti. ama Cemile'ye karşı çok farklı bir dünyası olan bir adam. İyiye dönüşmemi çok istemiyorum. Ve Cemile'yi göndererek beni tekrardan hırpalamaları gerek. Ve bunun biri tarafından olması gerekiyordu. O da tabii ki Ömer'di. Onun tarafından olunca bir şeyler mahmuzlandı yani. Tabii ne oldu? Tolga kırbaç yedikçe daha da delirdi. Daha da cinnet geçirdi vesaire. Çünkü ne oldu? Sevildiği şeylerin elinden alınması korkusu var zaten. Doğru. Tolga'nın öyle bir Travması derdi, en büyük travması o. Annesini kaybetmiş, belki de hayatta tek sevdiği şey oymuş. güzel Babasından karakterin en bu kadar başından, böyle şeylerin aynen. varyasyonlarını çıkar. Ya babasından en başından beri dayak yiyen bir insan, annesini kaybetme şekli de çok kötü. Yani babasından dayak yiyip evi terk ediyor ve evi terk ettikten sonra evden kaçtığı sırada annesi peşinden gelirken annesi bir trafik kazasını buluyor. Böyle bir değişik bir travması var Tolga'nın ve hani bunlar bir anda canlanıyor ve yıllar sonra ilk defa sevdiği bir insan elinden alınıyor. Tekrardan. Ne oluyor? Cinnet geçiriyor. Yani evet Tolga kötü vesaire falan ama hiç beklenmedik vaziyetlere dönüşüyor bu sefer. Travma ortaya çıkınca. 4 sene biriyle yaşıyorsun aslında, değil mi? Evet Hani 4 ki. sene bir adam, bir 4 sene içinde bir adam daha var. Evet, çok Split gibi yani. enteresan bir. Tamamen parçalanmış bir haldesin. İçeride bir yerde bir adam daha var. Halit şey demişti, ben yabani röportajına gittiğimde belki her hafta terapiye gidiyorum demişti. Hani çünkü olmadığın birini canlandırıyorsun ve bunu sürekli taşıman lazım. O duygunun da inandırıcılığı için senin buna inanman lazım. İnandığın şeyden seni sıyırman lazım. Böyle bir yardım alıyor musun, yoksa üstesinden gelebildiğine inanıyor musun? Yok üstesinden gelebildiğime inanıyorum. Böyle bir yardıma şu an ihtiyaç duymadım. Ama o yardıma ihtiyaç duymak ister miyim? Evet isterim çünkü öyle bir karakter gelsin isterim yani. Hani böyle o Seni çok yardım. böyle sarsın falan. Ya evet yani manyağım galiba ben o konuda biraz şeyim ya. Yani bilmiyorum en başından beri işte belki de o işte tam böyle heyecanlandığım işlerin bir anda patlaması ya da olmaması ya da bir şekilde devam edememek başka sebeplerden ötürü bunlar da biraz beni kırbaçlamış olabilir. Bir anda öyle bir şeye yapışmak vesaire. Ama şu an dediğim gibi meraktayım yani. Var mı böyle önümüzdeki dönem için, ne bileyim, evlenmek mi, çocuk yapmak mı? Bir de son zamanlarda şey başladı artık, hani çok fazla aile kavramı çok öne çıktı. Evet. Eskiden mesela bir magazin figürü ya da bir şöhret çıkardı ve çok uzun süre özel hayatıyla görünmemeye çalışırdı. Şimdi öyle bir durum yok. Aile kavramı çok önde, çok güzel. Bunlar çok güzel şeyler. Çocuk yapma vesaire, böyle şeyler var mı? Aile kurma duygun. Çok uzattım soruyu. Aile kurma duygun Benim var aslında öyle mı? çok aile kurma duygum yok. Hmm. Yani hani ben biraz şey modundayım. Yani maalesef ki belki de beni yargılamasın kimse ama yani ben açıkçası en azından bu kariyer planlaması sürecinde bu aile kurma şeylerini biraz işi yavaşlattığını düşünüyorum. En azından belli başlı bir pozisyonu yakalamayan, kariyerini belli adımları atmış olmayan insanlar için. Şu anda evlenmiş ve kariyerini devam ettiren insanlara yani helal olsun. O ayrı bir şey. Onlara Allah bozmasın. Ona tabii ki hiçbir lafım yok ama ben en azından kendim için bunun böyle olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak da olasılık ve Bütün ihtimallerde motivasyonun işine mi şu evet, an? bütün motivasyonum şu an işim Hani, yani. Bir böyle şey özel hayatında gördüğüm sana eşlik ediyor. Çünkü tabii bazıları aynı. için. Özel hayatıma destek oluyor, eşlik ediyor. Her anlamda arkamda ben aynı şekilde her anlamda onun arkasındayım. Ama dediğim gibi tamamen işime konsantre, tamamen motivasyonum işimi yapma noktasında. Hani aman ev açayım kendime, aman bir evleneyim, aman bir ev kurayım kendime falan gibi bir derdim açıkçası yok. Olursa da zaten Ha, kendinden olursa ilerler. günün birinde ne güzel, aa ne güzel oldu falan hayatıma da bir şey kattı, yeni bir heyecan derim ama ben aslında bunu biraz yavaşlattığını düşünüyorum. En azından hayallerimin ve kariyer planlamamın bir kısmını gerçekleştirmem gerektiğini düşünüyorum evleneceksem bile. Kariyerim şu anda kendi o işte aile platformunun çok daha önünde duruyor benim için. Belki aman hadi aile yapsın, aile kursun diyenler vardır çok özür dilerim ama
Yok yani öyle bir derdim yok açıkçası, çok işime odaklıyım şu anda. Rol modelin var mı? Hani bazen böyle duvarına birilerini asarsın ve onun gibi olmak istersin veyahut ondan feyz alırsın. Hani onun gibi olmasan da onun attığı adımlar ya da onun yaydığı aura ya da onun çizdiği yol gibi bir yoldan gidersin. Var mı Evet böyle bir ya, var rol rol modelim. modelin Türk bir... değil. Ben zaten her yerde söyledim bunu birkaç tane, birkaç defa. Heath Ledger hayranıyım ben. Biz onu çok muhtemelen ciddi anlamda dünya film piyasasına hem sanat anlamında hem genel oyunculuk anlamında biz çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Yani belki de en verimli olduğu döneminde gitti. Ben çocukluğumdan beri Heath Ledger hayranıyım. Çok iyi. Yani küçüklüğümde oyuncağını seviyorsam şimdi kendisini ciddi anlamda bir oyuncu olarak beğeniyorum. Joker hayranıyım. Aynı zamanda deli gibi takip ediyorum. Hani Joker filmi çıkıyor, izliyorum, hemen bir şey yapıyorum, bilmem ne falan filan, böyle bir şeyim var mesela benim, takıntım. Oscar'ları takip etmek gibi bir durumum var. Deli gibi Oscar'ları takip ederim. Kendi kendime liste Var mı çıkartırım. Kim hayalin? benden istiyorsa o listeyi, yani kimse istemiyor ama. Hayalin var mı? Tabii ki var canım, bir oyuncu olarak neden olmasın öyle bir hayalim, ama ya bakalım nasipse öyle bir gün bir şey olursa tabii ki var öyle bir hayalim. Her oyuncunun vardı bence yani. Ben Heath Ledger hayranıyım. O da mesela bu tarz karakterleri çok oynamayı Evet, seviyor. çok derinliği olan. Aynen, derinliği olan karakterleri oynamayı seviyor. Bu ikilcikli ya da işte beş tane ayrı adamı oynadığı tipleri falan filan çok seviyor bence. Ondan sonra Zaten işte. bir tane iş yapıyor, o bin Evet. yıl yani zamansız bir film olur. Mesela bundan yıllar önce herkes işte bilir Heath Ledger vesaire falan, işte Joker vesaire, herkesin aklında o vardır, ama Evet. Heath Ledger'ın çok önemli Jack Gyllenhaal'la beraber oynadığı bir Brokeback Mountain diye bir filmi var. Yani mükemmel bir başyapıt yani. Yani orada oynadığı bir karakter, yani orada oynadıkları ikisi de öyle, Jack Gyllenhaal da aynı şekilde müthiş. Müthiş iki tane karakteri oynuyorlar ve bunu bu kadar derin bir yerden ele almak, bu kadar yani temiz bir şekilde ortaya koymak zor bir şey. Hani bir çizgi vardır ya oyunculukta. Evet. Bazen o çizgi aştığında itici gelir. O çizginin altında kaldığında az gelir. Ama o çizgide yürümek hani zordur falan ya mesela. Aynı bizim bence işte bu Yiğit'in yaptığı gibi bizim dizide yani. O da çok değerli yani. Şu an WhatsApp grubunuz devam ediyor mu? Görüşüyor musunuz? Dört gün geçti ama. Valla biz ekip olarak hep iç içeyiz zaten. Vakit buldukça işte orada, burada ödül töreninde hadi gidiyor musun, gidiyor muyuz, bunda var mısınız, yok musunuz deriz. Yani çok uzun bir süre. Hazırda yaz dönemindeyken işimiz gücümüz böyle yokken ya da en azından daha boş bir süreçteyken görüşebildiğimiz kadar görüşürüz diye Siz düşünüyorum. olduğun biri var mı şeyde kardeşinde ne Yok, bileyim ben ona çok dikkat yüzümü ederim. görmek yüzünü Ben ona görmek çok isterim. dikkat ederim. Özellikle bizim bu sektör o kadar ufak ki yani. Her yerde denk gelebilirsin. Göz göze bakacağın insanlar, yüz yüze bakacağın insanlar. Neden benim bir şekilde işimi etkilesin? Neden benim bir şekilde girdiğim işte bir yerde onu görüp de bir kırgınlığım olsun ki o insana Doğru. karşı? Neden olsun ve bu beni etkilesin ki yani? Neden ben sahnede yapacağım şeyi ona göre seçmek durumunda kalayım ki? Çok dikkat ediyorum öyle şeylere. Korkarım çünkü öyle şeylerden yani. Küsmekten mi korkuyorsun? Küsmekten değil. Küs kalıp oradan küs ayrılma durumundan korkarım. Ama bu o insana bayıldığım, öldüğüm vesaire onun için değil. Bizim sektörde özellikle tabii ki sevdiğim insanla küs kalmak beni zaten korkutur. Ama bizim sektörde özellikle birileriyle küs kalmak çok manasız geliyor. Doğru. Bizim sektörün içinde. Aman Kimin küs olayım karşına da çıkacağını falan bilemiyorsun. filan. Çünkü Tabii. 150 kişilik işler yaptığınız için Tabii bir yerde bilmiyorsun. küstüğün birisi başka bir yerde karşına Bir de öyle bir çıkabilir. şey ki artık bir sezon başlayan bir dizi aynı sezon aynı 10 oyuncuyla devam etmiyor. Doğru. Habire biri giriyor, diğeri çıkıyor, Sirkülasyon biri giriyor, bitmiyor. biri giriyor. Bitmiyor sirkülasyon. Bir anda karşına çıkabilir. Doğru. Niye kötü olasın ki birileri? En azından belli bir medeni... Aynen öyle. Belli bir medeni bir çerçevesi olması gerektiğini düşünüyorum ben. Süper. Genel olarak sordum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Böyle bu zamanlarını nasıl geçireceksin? Yazın şu an halihazırda kabul ettiğin bir teklif vesaire. Halihazırda şu an görüştüğümüz yerler var. Evet. Bir bomba bekliyorum yeni sezonda. Valla bakalım Yani ben. çünkü inanılmaz iyi bir aktörsün Çok teşekkür ederim. ve Çok sağ bu olun. kadar işine aşık insanlarla konuşmak beni de çok mutlu ediyor. Çok umut veriyor. Yani herkesin Sen böyle böyle hani düşünüyorsan ne mutlu bana yalandan yani. yapılan işlerin yanı sıra böyle bütün ruhuyla böyle karakterin bütün katmanlarını ezberleyip ona ne katabilirim diye dert eden insanları bizim başımızın tacı etmemiz lazım o anlamda. Hani senin de bir güzel bir projeyle yeniden hani böyle imzanı atabileceğin bir iş inşallah çıkacak. İnşallah ya, benim bir dediğim gibi bir metin çözümleme ile alakalı bir takıntım var. Yani aman hadi şu metni Çünkü de çok çözüm. belli ki çok okuyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Ya aslında yalan yok, kitap okumaya çok bayılmıyorum ama okuyabildiğim
bir şeyler. Yani ben geçtiğimiz dönemde bayağı o süreçten de bahsedeyim hep. İkinci sezonun hemen sonunda askere gidip geldim. Benim askerde çok inanılmaz değişik, çok böyle her zaman karşılaşamayacağım bir yüzbaşım, komutanım vardı. Adam deli gibi kitap okuyor. Ve bana dedi ki hala kitap okumayı sevmiyorsan emin ol doğru kitabı bulamamışsın. Oo, ne güzel bir laf. Yani o da galiba birinden duymuş bunu ve bana bunu söyledi. Ve ben o günden beri sadece hani evet çok bayılmıyorum. Uzun süre böyle açıp kitap okumuşluğum, çok sevmişliğim de yok. Oyun kitap okumayı seviyorum. Tiyatro oyunları vesaire Evet, onu falan filan. diyeceğim. Zaten hani bu metni okuyup çözümlemek ve hani aslında illaki bir kitap açıp 150-500 sayfa okumak anlamında da demiyorum ben. Ha, okumayı Evet evet hani aynen. öğrenme Evet bir açısından. şey... Ya şöyle bir derdim var. Özellikle içinde bulunacaksam bu arada o metnin, onu muhtemelen bir günde okur bitiririm. Yani öyle bir deliliğim var. Ki zaten mesela ben şu geçtiğimiz süreçte benim için şey yorucu bir süreçti. Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ama aynı zamanda çok hayal ettiğim bir dönemdi. Yani hem tiyatro yapayım hem dizi yapayım. Hep soruyorlardı falan. Olur mu böyle bir şey bilmem ne. Olursa yaparım falan diyordum. Geçtiğimiz dönemde de bir tiyatro oyun sürecim oldu. Ben diziyle oyunu yönetmeye çalıştım. Çok zor bir şeymiş yani. Hani çok yoruldum falan ben ya vesaire. Orada oynadığım karakter çok deliydi. O da benim için bir challenge'dı mesela. Orada da işte o Asperger sendromlu çocuğu vesaire oynamak Onun falan. adını hatırlatabilir misin? Ben şu an bir konuş şey yaparken. Ha, burada sadece katiller var diye bir oyunumuz var bizim şu anda. Gerçi ilk sezonunu tamamladık, bitirdik. İkinci sezonunu oynayacağız şimdi. Yapacağız nasipse. Orada oynadığım karakter de benim için challenge'dı mesela. Ve benim zaten ben hiç istemiyordum diziyle devam ederken. Dediğim gibi bir yere söz veriyoruz. Ve oraya bir sözü verdikten sonra orada kalıp o işi tüm hakkıyla yapma dediğimiz şey vardır yani. Çünkü ben ne yaptım? Kardeşlerime girdim. Değil mi? Bir söz verdim. Ben orada varım yani. Ve orada varken oraya belli yükümlülüklerim var. O yükümlülüğü tamamıyla yerine getirebiliyorsam ben o tiyatro oyununda oynamak isterim. Aman o gün gelemeyeceğim, bugün gelemeyeceğim, şu gün gelemeyeceğim oldu mu? Gerçekten arkada inanılmaz. Özellikle bizim işte yani 26-27 kişi bir kast. Yani reji koordinasyonunu ayarlaması falan müthiş zor bir iş yani. O sırada özellikle zorlamamak için hep şey modundaydım yani. Aman yapmayayım, aman yapmayayım tiyatro falan. Ama en son yani o Asperger sendromlu çocuk var. Bak bir tane dediklerinde çok şey oldum yani. Böyle ilk defa arada kaldım ve dedim ki yapmalıyım galiba bunu. Yani benim için bir challenge ve kendimi bunda deneyebilir miyim acaba dediğim. Mesela evet bak onda mesela terapi aldım. Onda mesela anlaşmam gerekti. Çünkü 3 saat 4 saatlik psikiyatrist görüşmelerim oldu yani baya. Hani anlamak için farklılık dediğim hastalık demeyeyim. O farklılığı anlamak için insanların üzerindeki bu Asperger sendromu dediğimiz şeyin ne olduğunu anlayabilmek için bir psikiyatriste artık görüşmem gerekiyordu. Onu dinlemem gerekiyordu. Direkt onlara eğitim veren hocaları var. Onlarla konuşmam gerekiyordu vesaire. Öyle bir sürecim de oldu mesela. Ama mesela çok gerçekten değerli bir metin. Bir arkadaşımız yazdı zaten Ege. Çok özel bir metin yazmış. Ve onun için değer almak da bana çok büyük keyif verdi. Çok şükür de atlattım o zorlu süreci yani. Aman bir işin içindeyim. Hemen o tiyatro oradan Oturdu falan. orası E daha. oturdu da oturunca da daha huzurlu geçti Daha benim için hızlı. her şey. Yani keyifli bir süreçti benim için. Şimdi yaz döneminde hala kafayı yedim. O bir şey oynayayım falan derdindeyim hala. Bir tane daha yapayım. Ya yaza girdim. Tatile Tam gidecek yaza misiniz? girmeden hani tatilde de yine bir iş daha yapayım da öyle tatile çıkayım falan modundayım biraz. Süper. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Yeni Ben projen için teşekkür ederim. tekrar buluşuruz inşallah. İnşallah. Nisio'ya da çok selam söyle. Çok seviyoruz Söylerim. ikinizi Tamam. de. O da çok selam söylüyor zaten.